Discord sunucumuzun linki aşağı açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Bizim de kullanmış olduğumuz modları indirerek sizler de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bir diğer linkten Facebook sayfamıza gelebilirsiniz. Paylaşılan modlardan ve paylaşılan videolardan haberdar olabilirsiniz. Yanı sıra yeni açmış olduğumuz Twitch kanalımızda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada güzel yayınlar yapıyoruz belirli zamanlarda. Sizleri de aramızda görmekten onur ve şeref duyarım. Abone ol, yorum yap, videoyu beğen kanks. Baba dolduk maşallah, subhanallah. Cinnet olsun bunun adı. Tamam baba, bunun adını cinnet koydum. Kerpeten pompacı oğullarından hepinize selamun aleyküm, hoş geldiniz saygıdeğer takipçilerim. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Hızlı bir şekilde pompacı simülasyonumuza devam ediyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimler açmayı kesinlikle unutmayın. Bu tarz bölümleri görmek istiyorsanız da yorumlar bölümünden bunu bana gösterebilirsiniz. Bunların hepsini yaptıysanız şimdi serüvenimize devam edebiliriz. Öncelikle depoya gitmemiz gerekiyor hacılar. Depoya gideceğiz ki oradan robotinkenden bir şeyler varsa onları koparak işte. Sonra da istasyona dınlarız. Hanımımızdan da artık gönlünü etmeyeceğim onun. Bebek sahibi ola ola haşadığımız çıktı anasını satayım. Biz de yani makina değilik. Ne diyorsun robotinken? Selamun aleyküm gülüm. Monte TV gerek yok. Ocak gerek yok. Monitör gerek yok. Çöp kovası gerek yok. Evraf. Bugün niye böyle şeyler getirdin bakayım sen? Münafık. Ben gidiyorum hadi ya. Hiçbir şey getirmemişim oğlum. Baba kaçar. Baba eve gitmez. Baba niye eve gitti? Boştan yere para verdik. Mouse'u da kıracaktık biliyorsunuz mu? Şu hanımına bebek olayı var ya, o mouse'a çökmen gerekiyor. Mouse'u kıracaktık. Bu mouse'un da üretimi yok ha. Farklı bir modeli var. Üretimi yok bunun. Çok sevdiğim bir mouse yani, vazgeçmem. Arkadaki yavruda da aynı şeyden var, mouse'dan var. Kafamda karıştı, evin içine girdim, görüyor musun? Allah kimseyi yaşlı etmesin ya. Yaşlılık zor. Yaşlılık çok zor. Bu yaşımda şundan bundan istasyondan neyle uğraşıyor? Bir türlü de parayı katlayamıyor anasını satayım. Vallahi haşadığımız çıktı. Perişanlık diz boyu. Ne ettiniz? Hayırlı işler, hayırlı görevler. Nasıl oluyor? Bütün pompalar dolu. Büyük ihtimal mazot yok. Aynen öyle. Mazotumuz geliyor. Mükemmel bir yer, çeşitlilik çok zayıf. Ya onun önemi yok da. Bizim bura ne durumda? Ne diyorsun yavru? 500 lira mı biriktirdin? Canını yerim seni. Sandviç koyalım. Koyduk. Aa, içecek durumumuz sıkıntı. İçecek durumumuz sıkıntı. Sipariş vereyim istiyorsan. Hemen şöyle marketten kola, süt, enerji falan filan. Ondan sonra soda alalım. Cips alalım 2 tane. Mısır gevreği alalım, çikolata alalım. Siparişimizi verelim. Bir tane de istasyona benzin istasyonu, benzin pompası almamız lazım. 400 dolar. Mazot işini çözdük mü? Doluyor mu? Adamlar doluyor mu? Dolsunlar abi, dolsunlar. Çekicinden daha fazla. Oo, daha ileriye gidiyor bu o zaman acılarla. Buranın yükseltmesi 800 dolar. Ama bizim öncelikle mevcut kredimizi kesinlikle ve kesinlikle kapatmamız lazım. Bizim sulamacı da burada. İyi diyorsun dayı. Senin var ya iş en rahatı. Ben sana söyleyeyim acaba, bu gobelinki en rahat iş. Lan sen var ya, sen sana boştan yere 50 dolar ödüyor ha. Vallahi 416 dolar. Artık şunu alalım ya. Aa, keşke hep beraber alsaydık. Bir kargo ücreti de var ya, o sıkıntı işte. Neyse bugün yine paramızı neyimizi katlarak, ondan sıkıntı yok. 1600-2000 olmak üzere. Mazot durumumuz çok mu çabuk bitiyor? Biraz. Kolayı alalım bakalım. Atalım kolamızı da içeri. Çok güzel. Ablacığım. Hello. Ödemeni yapsana. Şunu alayım ben şuradan da. Şuradan şunumuzu artık alalım. Bir tane daha ihtiyacımız var. Çünkü buraya yani dolu bekliyor böyle. Olmaz, biraz hızlı çalışması lazım. Hızlı çalışırsa bizim için iyi. Hızlı çalışmazsa sıkıntı. Para güzel dönüyor şimdi. Yalan yok, para 10 numara dönüyor. Hatta biraz fiyatlarda mesela şöyle 46 yapmamız lazım artık fiyatlarımızı yani. Bu şekilde olmuyor. Yiyecekleri de hatta 42'ye çekelim. Tamiri de 42'ye çekelim. Öyle her şeyin bir... Gitme gülüm, gitme, gel. Senin yerine buraya yardımcı olurum, dur. Güvenlik kamerası taktık ama neye yarıyor hiç bilmiyorum. Geçelim bunları da. Geldin mi gülüm? Bunları da alakadı gelmişken madem. Okay. Ver parayı, ver, haydi haydi haydi. Şu parayı da alayım da ben ne olur ne olmaz. Tamircimiz yok. Bir de tamirci mi alsak, ne içsek lan? Gerçi ne gerek var aman. 6-7 lira kazanacak diye bir de tamirci mi tutak hacı abi? Benzin pompası gel bakalım. Ah, işimiz tıhırında. Canını yerim. Teşekkür ettim. İçecek siparişimiz okey. Yalnız yiyecek sipariş şeyimiz, stoğumuz sıkıntıda. Bu nedir bu? Dönen kamera mıdır? Evet. Sen yıka bakalım onu.
Pompalarımızın hepsi doluyorsa çok iyi. Çok güzel. Bak bu şekilde olması çok hoş. Gel bakalım ha, orada boşmuş gerçi, orada boşmuş. Ama sen burayı tercih ettin, eyvallah. Ora boş değil, şu taraftan doluyor. Güzel. Beğendim, işler tıkırında. Yiyecek siparişine mi ihtiyacımız var? Evet, kesinlikle. Ama bunun öncesinde ya şu krediyi zor mu ödüyor? Anlayamadım ben. 1924 lira para kalmış ödememiz gereken. Erken kapatma tutarıymış o. 2204 lira hala. Nasıl edecek ki? Gülüm, onu sen niye zahmet ettin ya? İçeride müşterileri bekletiyorsun ama ya. Sen o işleri bıraksan ben halledeceğim aslında, biliyor musun? Gel bakalım, senin sadece mazot vardı, evet. Bırak şu parayı da. Oğlum bura sıkıntı da ya. Soda hep içecek almış abi. İçecek rafımızı hiç değilse raf doldu. Şuraya koyak bari kalanları da. Buradan gelsin alsınlar ya. 11 tane soda koymuş oğlum. Yorumlarımıza bir bakalım. Market ürünlerinin fiyatları yüksek. Hiç umurumda bile değil vallahi. Bura ananızın babanızın hayrına işleyen bir müessese değil. Tamam, öyle bir mekan değil burası. Öyle yok. Şuradan 2 tane soda alak bakalım. Ver abi onu da. Oy abi. Ne almışız? Cips. Güzel. Şeyler yine sipariş vermişim yine de ya. Güzel. Ver bakalım paramızı. Maşallah. Maşallah. Benzin durumumuzu fullleyelim. Kafamız rahat olsun. Şu da bekliyor gariban. Bunu da gönderek artık ya. Bu gidişine kredimizi ödeyeceğiz. Veyahut da krediyi bırakacak. Kendi kendine ödenecek anasını satayım. Hatta bir mantıklı bir hareket daha yaparaktan şöyle krediler bölümüne girip arkadaşlar, günlük ödemesi de çok fazla, 416 lira. Öderiz lan. 10 bin lira kredi çekiyorum. Öderik anasını satayım. Gelen arabaya bak lan. Demek ki daha iyi müşteri. Abo, dur bakayım. Ben takıyorum bunu. Demek ki yorumlarımız yükseldikçe daha iyi arabalar geliyor. Bak bir önceden harhıtlar geliyordu. Bir e-posta aldık, paramız geldi. Bakayım buna ne kadar dolacak. Ne getirdin hacı abi? Bakıyoruz hemen. Çikolatalarımızı da koyalım. Mısır gevreklerini bir atalım. Şuradan çikolatalarımızı alalım. Attık çikolatalarımızı da. Bu da normal arabalar gibi doluyorsa hiçbir anlamı yok böyle bir lüks bir arabayla buraya gelmenin hacı abi. Ben sana söyleyeyim. Zonamadan şöyle bir pompamızı sipariş verelim öncelikle. Tamam, senin çok da bir şeyin yokmuş yani. Açık ve net söyleyeyim ben abi. Ben açık konuşurum. Öncelikle şurayı bir yükseltelim hacı abiler. Çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Ondan sonra bir mazot alalım. Ondan sonra bir adet, hatta iki adet raf alalım. Tamam. Bir adet soğutucu alalım. Şarj istasyonuna gerek yok. Ondan sonra markete girelim. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Hepsinden 3'er tane alıyorum. Hepsinden 3'er tane abi. Ver baba siparişimizi. Gelmene gerek yok, ben hallettim. Tamam, nedir bu? Pompa mı? Çok güzel. Pompamız geldiyse çok iyi. Ver abi, tak pompamızı. Ondan sonra istasyona gel. Geliştirmelere gir. Daha çok araca bas. Daha yetenekli çalışanlara bas. Çalışan hızına 2 tane bas. Yaya müşteriye bas. Tamamdır. Ondan sonrasında fiyatlara gel. Yakıta 1 kuruş ya da 1 TL artı nasıl derseniz zam yapıyoruz. Akşam oldu ama mecburen beklemek zorundayım. Siparişler gelmez. Sıkıntı olur ondan sonra. Siparişleri mecburen bekleyeceğiz abi. Adam Porsche'nu mu artık Ferrari'si mi neyse onu yıkıyor la. Krediyi çektik, çekmesine de bakayım ödeyebilecek mi hacılar. Ama iyi oldu. Şimdi tuvaletimizi de gidip geliştirmemiz lazım, tamam mı? Tuvalet de önemli şu anda. Sen bir git bakalım. Suyu boşa harcama lan. Her şeye zam yapıyoruz. Yıkamaya da zam yaptım. Elektriğe de zam yaptım. Yiyeceğe de zam yaptım. Tamire de zam yaptım anasını satayım. Şimdi hacı abi burayı 1200 liraya bir geliştir bakalım. Hoppa. Bunun tuvaletlerin hiçbirinde tuvalet yok oğlum. Nasıl bir tuvalet oldu ki bura? Bura dışarı. Bir tane tuvalet var burada. El yıkama yeri nerede? Burada bir tane. Sen oraya nasıl oturdun? Her neyse, işini gördüysen benlik sıkıntı yok bu arada. Hemen şuradan tuvalet ihtiyaçlarımızı karşılamak için 1-2 tane klozet aldık. 1-2 tane tuvalet kağıdı aldık.
Bir, iki tane bundan aldık. Bir tane de lavabo aldık. Ve de siparişimizi verdik. İyi ilerliyoruz, güzel ilerliyoruz. İnşallah sonumuz hayır olur. Bunu da buraya attık. Nedir bu? Raf. Gel bakalım. Buraya koyduk bunu da. Bu nedir? Oğlum niye iki tane raf almışım ben lan? İki raf iyi olmadı ha. Ah şu şekilde. Bura biraz güzel koksun. Buranın ışığı nerede ya? Işık vardı la. Tamam uykumuz geldi, uykumuz geldi. Ona bir şey demiyorum da. Biraz sıkacağız dişimizi kanka. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şuranın para durumu ne kızım? Oy, 1000 lira. Biriksin, biriksin. Sıkıntı yok. Paramız biriksin. Hiç sıkıntı değil. Gelen siparişleri ben bir yandan alırım. Gelirse tabi. O da hiç geleceğe benzemiyor. Bizim para boşa mı gitti? İnşallah boşa gitmemiştir. Vallahi babalar, siparişler gelmiyor. Bu ne böyle? Ha, siz buradan gidiyorsunuz. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Ana böyle bir şeymiş. La usta uykun geldi eyvallah da. Canlı yediğim boynum da ağrıdı ki nasıl? Siparişlerin üstüne yatacaksınız değil mi? Bunlar siparişlerin üstüne yatacaklar acılar. Neyse. Gidek o zaman ne diyeyim. İyi olmadı bu biliyor musunuz mu? Hem de hiç iyi olmadı. Dünyanın siparişini verdik zarardayız şu an. 700 bin lira kadar falan. Zarardayız kesinlikle. Oy oy. İnşallah gelir siparişler ya sabah. Gelmezse gerçekten sıkıntıya gireriz. Geleceğini de hiç zannetmiyorum. Her seferinde baka giriyor çünkü. Bu bebek şimdi ne işe yarıyor? Bunu verirsek yine. 65'e düştü oğlum. Sürekli ben seninle şey yapamam ki. Neyse bir robotun genin oraya bir gidek. Neleri varmış bir bakak bakalım combanın. Depoya sür. Şimdi ne ettin comba? Selamun aleyküm. Çekil bakalım nelerin varmış. Yazar kasaya ihtiyacımız yok. Soğutucu. Keşke buradan alaymış. Masa. Enerji içeceği bunu alırım. Oğlum dua et de bizim şu siparişler gelsin yoksa acayip bir zarardayız ha. Şimdi istasyonumuza gidebiliriz. Ne durumdayız hacılar? Gelen giden yok mu? Mazot mu bitti nedir? Mazot bitmiş anasınız. Bu ne oldu lan bura böyle? Klozet çok iyi. Mısır gevreği ver bakalım. Bunları koyak buraya şimdi müşteriler gelecek. Tamam. Bu nedir? Tuvalet kağıdı. Yukarıdaki çikolata. Bunlar önemli. Bunlarla dönüyor bu dükkan anasını satayım böyle. Havadan sudan dönmüyor. Gel hoş geldin. Mazot geliyor. Arabaları çağır. Gelsinler. Tuvalet kağıdı, lavabo, tuvalet kağıdı, enerji içeceği. Hemen verelim bunu da. Şu bu biraz dolu iyi güzel. Bir yandan siparişlerimiz geliyor. Bu nedir? Tuvalet kağıdı, soda ver bakalım. Oğlum sodayı ne kadar çok sipariş vermişim. Acayip soda siparişi vermişiz ya. Cips doldur abi şunları da. Biraz da şuraya dolduralım. Tamam. Bu nedir? Lavabo. Tuvalet kağıdı, klozet. Burayla ilgilenin. Ben artık şuralara bir tuvalet işini çözmek istiyorum. Bunu buraya koyduk. Bir yandan da siparişler geliyor. Bir yandan da anasını sattığımın hırhızı geliyor. Defol. Ne gelmiş? Kola. Kolayı da bir koyalım. Şimdi bizim combayı fazla yormayak. İleri geri yapıyor. Bu nedir? Klozet. Onu da sağ tarafa koyalım. Güzel. Şimdi bir klozet daha almışsam eğer... Çok iyi. Tuvalet kağıdı, lavabo. Tuvalet kağıdı almak, tuvalet kağıdı kutusu. Lavabo. Alalım. Lavaboyu şimdi ne tarafta lavabo var? 3 tane bu tarafta, 4 tane bu taraftaysa kesinlikle burada lavabo yok. Buraya da bir lavabo koyduk. Bak geldi yine bak. Nereye gidiyorsun bakalım sen? Süt. Sütü de hemen koyalım abi. Boş yerimiz var mı? Boş yer olmaz olur mu la? Bu nedir? Tuvalet kağıdı kutusu. Tuvaletlere koymak için. 2 tane bu tarafta. 3 tane bu tarafta varsa. Hepsine koymamız gerekiyor aslında. Yani tuvalet kağıdı olan. Tuvalet olan daha doğrusu. Tuvalet kağıdı kutusu. 2'ye 2 şu anda. Şurayı bir aç. Şurayı da bir aç. Bunda var. Bir tane de buna koyuyoruz. Bu nedir? Sigara. Bunları bir alalım. Bunlar önemli. Tamam çok güzel. Bak geliyor yine la. La get la. Şu ne? Tuvalet kağıdı bunları şimdi. Aslında tuvalet kağıdını niye aldıysak. Tuvalet kağıdımız var buralarda bak. Çöp kovası. Sabun. Bundan bir tane alalım. Anasını satayım. Beni biri şuradan kurtarsın. Hah kurtuldum. Ne yapıyorsun temizlikçi? Ha sen bunlarla ilgileniyorsun. Ama böyle ortalık yere atmıyoruz değil mi canım benim? Tuvalet kağıtları bunda var. Buradaki tuvalet kağıdı da var. Buraya bir kloze, burada el yıkama yeri var. Burada da el yıkama yeri var ama şuranın el yıkama yerinde
Sabunluk yok. Onun için istasyondan benzin durumunu bir sipariş verelim. Sonrasında tuvalet kağıdı kutusu tamam. Sabunumuz var. Sabunluk ve 165-150 el kurutucu koyuyoruz. Bir yerde bir eksik mi vardı? Şöyle sipariş verdik ama buraya keşke bir tane de klozet siparişi verseydik. Çok iyi olurdu arkadaşlar. Neyse idare edin canım bu kadar da. Daha ne diyeyim? Bu nedir? Tuvalet kağıdı. Bunu götürek bir koyak. Bizim temizlikçi hanımefendi ilgileniyor. Şurada dursun, o bunlarla ilgileniyor zaten. Sen gelme, ben mazuda bakıyorum hacı abi. Hiç gelmene gerek yok, mazudu hallettim ben. Enerji içeceklerimizi hemen halledelim. Doluluk oranları nedir? Raf dolu ya. Şuraya bırakak. $940 biriktirmiş, güzel. Ya ben bir tane de tamirci alacağım arkadaşlar ya. Tamirci. Aldım anasını satayım. Gelsin şunlarla ilgilensin. Her yerden para akıyor maşallah la. Vallahi her yerden para akıyor ha. Yorumlarımız ne alemde peki? Mükemmel bir yer, mükemmel bir yer. Tamam tabi mükemmel bir yer hacılar. Burada ne vardır? Çöp kutusuna hiç ihtiyacımız yok. Soğuk kahve, sabunluk. Soğuk kahveyi bizim hanımefendi halleder. Sabunluğumuzu halledeceğiz şimdi. Onun içine de bir sabun atarız. Şuraya koyduk. Hatta ne diyorsun? Sabunu sen mi çözüyorsun? Bakalım. Hah, gidiyor evet. Gel de sabunu koydu. Ama biraz şunları aldığın yerlere koysan bizim iş daha iyi olacak biliyor musun? O bel gönderdi ya la hemen şeyi. Motor ya alalım. Bunlar daha yeni geliyor. Yeni gelen siparişler abi. O yere koyduğum kutuyu mu aldı la yoksa kutuyu alıp mı dizdi? Vallahi öyle etti ha. Soğuk kahve. Soğuk kahveye yer kalmamış ki. Hacı abi bize bir tane daha şey lazım. Soğuk şeyinden. Neyse bunun adı. Soğutucu. Evet. Soğutucu lazım bize. Ama bence bugün değil, yarın alalım o işi. El kurutucumuzu da götürelim, tuvaletimize koyalım. Hemen o iş de çözülsün abi. Bunu da şuraya attık. Bunun bir şeysine basmamıza gerek yok zaten. Direkt halloluyor. Senin gelmene gerek yok hanım kızım. Sandviçi aldım ben. Koy abi sandviçlerimizi de. Kasada ne kadar birikti? Okay. Tamam gel hadi bakalım hallet. Ya da ben geçiyorum dur. Her şey kontrol altında. 1686 güzel. Sen burayı 2000 yap, tamam mı? Bugün 2000 yap. Ben şu bizim kalan krediyi ödeyeceğim. Sen orayı bir 2000 yap bakalım. Mazot durumunu da bir fullleyelim. Başvurumuz onaylanmış. Ben içeceğimi soğuk severim. İçeceklerin zaten soğuk hayatım. Bak burada hiçbir içeceğimiz bizim sıcak değildir. Bize boşuna mabal okuma, biz yıllardan belli bu işin içindeyik, tamam mı gülüm benim? Raf dolu, raf dolu. Güzel. İşler acayip tıkırında biliyorsunuz mu? Pompalar hep dolu mu? Yani hemen hemen. Tamam mazot geldi, mazot geldi, sıkıntı yok. Mazot doldu. Abi sen kirlenmişsin, biraz yıkamaya yanaş ya. Gıcık başladı anam, öleceğim herhalde. O beller gelen arabaya bakın la. İyi iyi. Oraya bizim bir hanımefendi 2000 lira yapsın şu kasayı da. Şu önceki çektiğimiz krediyi ödeyelim. Bura bugün 2000 lira olur. Şimdi 2000 lira. Buraya 12 bin lira ödememiz var zaten de. Bizim şurayı erken kapatmada 1800 lira kapatırız. Tamam o zaman. 1800'ü biz bir kapatalım. Bakalım 1800. Erken kapat. Tamam çok güzel. Buraya sen 2000 yaptı mıydın peki? Oh çok güzel. Tamam şu anda güzel ilerliyoruz. Sen bunları diz güzel güzel tatlım benim. Hello. Ben dizeyim hatta şöyle dursun. Heh, şu an hiçbir sıkıntımız yok. Mazot durumumuz var mı? Mazotumuz işte bitiyor. Erken bitiyor mazot. Mazot işinde sıkıntı var. Burayı mesela ben yükseltmek istersem 1200 liraya yükseliyor. Şunları yükseltebiliyor muyuz peki? Kapatmak için F tuşuna bas diyor. Buralar gördüğüm kadarıyla yükselmiyor. Yükseltmek için 1000 lira. Tankımız... Oğlum bu yükseliyormuş ya. Ha şöyle yükseltmek için 500. Bu da 500. Bunlar neden 2 tane oldular peki? Sadece benzin koyabiliyoruz zaten. Şimdi bunun 500. Bunların ikisi aynı değil mi zaten? Bir para varken bir 500 daha verip şöyle şu şekilde koca bir tank ettik bunu. Şimdi şöyle bir acayip bir şekilde doldurduğumuz zaman hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Burayı da yüksel diyoruz. Ne oldu lan böyle? Anan avradını daha artık fazla gitmiyor mu? Son mu yükseldi bu? Herhalde son yükseltmişik arkadaşlar. İyi. Ana bu yanına doğru yürümüş la. Sabah bir robotun kene bakacağız artık. Oralarda pompa mopa var mı? Mazot geldi mi? Mazot geldi epey birkaç gün. Burada gittikçe Shell'e benzemeye başladı ha. Shell bize de bir sponsorluk düşer mi? Tamam tankımız dolu mu?
Çok iyi. Tankımız neyimiz 10 numara. Bazen öksürürken arkadaşlar rahatsız olduğum için rahatsızlığım geçmedi hala. Mikrofonu kapatıyorum. Belki editlerken oralar elim gözümden kaçmış olabilir. Demek ki bu deli niye diyor böyle diye. Hani ses patlamasın diye yapıyorum. Tamam siz hanımefendi kaç lira biriktirdin? Şura tamam. Bura raf doluymuş zaten. Burada bu var biliyor musun? 442 lira güzel. Daha günümüz var zaten, saatimiz var. Pompalar hepsi dolu. Şurada 3 pompamız açıldı. Ama artık yükselmiyor. Bu son yükseliş büyük ihtimalle. O yüzden peki tuvalet de artık daha fazla yükseliyor mu? Tabii yükseliyor. Yine krediyle çözeriz belki bu işi. Tamam güzel. İyi. Durumlar güzel he. Kime korna çalıyorsun, önündekine mi? Sıkıntı yok hacılar. O değil de. İyi mazodumuz güzel bari, yetiyor işte elise lan. Buraya bayıldım, mükemmel bir yer. Güzel ilerliyoruz. Peki yıldızımız ne halinde? 3500-4000 olmaya çok az kalmış. Güzel. Şu an var ya, bu oyun acaba erken mi bitecek diye de bir merak içindeyim ha. Valla 109 lira. Raflarımız boşalıyor ama işte bak. Raflar sıkıntı abi. Bu rafları acayip bir şekilde sürekli dolu tutmamız lazım bizim. Rafları dolu tutmadığımız her an bizim için zarar demek. Bir de yükseltmelerimizi sürekli devam yükseltmelerin hep ileri gitmesi lazım. Yükseltmeler her daim ileri giderse bizim için de ekstra bir gelir olur. Mesela yine uykumuz geldi şu anda tabi. Yorumlarda benzin fiyatı mecbur yüksek olacak hacı abi. Hareket hızı, kamera kalitesi, pazarlık yeteneği, satış yeteneği çalışmazı. Pazarlık yeteneğimiz mesela 5 yapak anasını satayım. Tamam geceleri pek mi onu biliyor zaten. Maksimumda kalsın milletine araba alışverişi yaparken iyi olur biliyor musunuz mu? İstasyonda istasyon geliştirmelerinde daha çok araç 800 lira olmuş. Bu bir dursun. Duruma göre bakacağız artık. Akşam oldu mu? Ne kadar para birikti? 400 lira. Ben uyumaya gidiyorum. Az sonra gelirim. Bir gün daha bakarız durumlara. Ondan sonra mola. Pompaya ihtiyacımız var. Pompaya. Hani bu dahi yok ya istasyonun içine. O pompalardan inşallah robotin kendi vardır da. Ondan alırız ya. Evde de bu bebeği aldık ama. Yani daha doğrusu dünyaya getirdik ama ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Büyümüyor da. Cinnaz. Cinnet mi koduydu kadın? Cinnet koduyduk he. Tamam. Bu bebek hiç büyümüyor. Vallahi hanım, senden de hiç uğraşacak bir durumum yok. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden Robotinke'nin oraya gidiyoruz şimdi. Bakalım neler getirmiş. İnşallah pompa mompa getirmiştir. Ya da soğutucu raf. Bunlar bizim işimize yarayan şeyler. Burayı da her seferinde karıştırıyorum. Comba, selamun aleyküm. Ne diyorsun? Ben geldim yine. Nelerin var? Süt. Ver. Şarj istasyonu, cips ver. Bunlar lazım şeyler ya. Sopa gerek yok. Raf gerek yok. Şarj istasyonu. La bu ne la? Ver la aldım aha anasını satayım. Getir bakayım. Hadi ben kaçtım gülüm. Çekil öte bakalım. Şarj istasyonu bir gelir getirirse bizim için iyi olur. Şimdi istasyona gidebiliriz. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Öncelikle hemen bir mazot durumumuza bakıyoruz. Mazot durumumuz iyi. Yorumlarımıza bakıyoruz. Yorumlarımız gittikçe iyileşiyor. 3700-300 puanımız kalmış. 5 yıldız olmamıza gelen siparişlerimizi bizim hanımefendi alıyor zaten. Ne kalmış şurada? Şarj istasyonunun yeri neresidir? Şurası. Arabalar mı şarj oluyor buradan? Tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimal arabalar şarj oluyordur. Şuraya koyalım bakalım. Koydum. Bu nedir? Ya, elektrik. Buraya şimdi çalışanlarda kasiyer, temizlik, tamirci, yıkamacı, pompacı. Bilemiyorum. Bunların hepsi dolumuş şu anda. Tamam. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Neydi bu? Süt. Bunları da hemen atalım raflarımıza. Daha doğrusu. Ya içecek yerlerimiz hep dolu. Raflar komple dolu abi. Raflara yetişemiyoruz bak. Cipsleri mesela atmamışsın. Cipsleri ben atarım da. Soğuk kahve. Bunlar abi. Soğuk raflar yetmiyor. Soğuk raf almamız lazım bize. Soğuk rafta 300 lira anasını satayım. Şimdi şeyle beraber 350 lira. Şimdi bir ver bakalım. Bu sefer de soğuk raf alırız. Anasını satayım dolduracak diye temelli. Bizim şimdi şu şarj istasyonlarına gelmişsiniz. İyi güzel hoş. Ama sizi büyük ihtimal teker teker şarj ediyoruz. Başka da... iki tane güzel. Size şimdi nasıl yazıyor bu? Bu büyük ihtimal daha ucuz. Tamam burayla da ben ilgilenirim. Sıkıntı yok. Şuralarla da siz ilgilenin abi. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Güzel oluyor. Hoş oluyor. Bu deli olan gelip bakıyor arada sırada buraya. Güzel. Ama elektrik ucuz ya. Elektrik işi ucuz abi. Benzin fiyatları ne? Oğlum koskoca işletme bura. Babanın ahırı falan değil.
Ona göre iş göreceğim burada hemşerim. 800 lira. Tamam, bugün biraz nakite çalışmamız lazım. Sağa sola biraz çok verdik. Biraz nakite çalışıyoruz abi. Tamam, sen söküyor musun bunları aslan parçası? Çok iyisin, bunlar zaten sökülü. Sen bir canavarsın. Sen bir canavarsın. Bunların hepsini sökmüş deli olan, ondan sonra oraya gitmiş. Güzel, beğendim. Çalışmanı beğendim. Tamam, tuvaletlerin durumu nedir? Sen bakıyor musun hanım kızım? Ben buraya eminim ki bakıyordur kesin. Hem de ne bakıyor? Canavar, canavar, canavar. Her yer tıkırında çalışıyor. Benim bir tane sürekli benzin fiyatlarına laf ediyorlar ama umurumda değil. 400 lira bundan alıyoruz. Hacılar, soğutucuya boş ver. Siparişimiz bir gelsin bakalım. Bu raflar boşalmıyor mu? Ne durumda raflarımız? Tamam, ben kodum, ben kodum. Sıkıntı yok. Ben kodum. Şu pompamızın biri de gelsin. Onu da atalım hemen. Ondan sonra tamamız. Ben de şöyle bir ufaktan pompamız gelene kadar telefonumu kontrol edeyim. Evet, saatimiz yavaş yavaş geç olmaya başlıyor. Siz şimdi burada neyi bekliyorsunuz? 5 yıldız olduk baba. Şu anda 5 yıldızız. Ne oluyor peki? Buraların geliştirmesi falan mı geldi? Ha, bunlar şu anda şey oldu bak. Hemen restartlandı. Gittiler. Tamam, şu an mesela biz 5 yıldız olduğumuza göre maksimumdayız. Daha artık bir şeyimiz yok yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Temizlikçi falan, kasiyerimiz, fiyatlar. İkinci bir kasa alabiliyorsak, ki onun için biraz buranın büyümesi lazım. Burası şu anda küçük gelebilir. Şunu bırakalım, 13 tane kalmış içinde. Pompamızın birini daha yerleştirelim. Tamamdır, çok güzel. Elektriğiyle falan ilgileniyorsun gülüm değil mi sen? Bakalım. Sen ilgilenmiyorsan, tamam, ilgileniyormuşsun. Sen elektriğe geliyorsun galiba. Ne yapıyorsun birden? Ha, böyle drift yapıyorsun. Dönüyorsun, çok güzel. Sana hemen verelim elektriğini abi. Çalışmaya devam. Yükseltme mi yapmamız gerekiyor şu anda, yoksa iyi mi gidiyoruz? Tam olarak bilmiyorum. Hemen şura raflarımızı dolduralım. Raflarımız full artı full. Sadece yiyecek raflarımız sıkıntıda şu anda, gördüğüm kadarıyla. Burada ne kadar paramız birikmiş? 700 dolar. Çok güzel. Biraz yiyecek ihtiyacımız varmış gibi şu anda sezdim. 2 tane şundan alalım. 2 tane bundan, 2 tane bundan. İçecek almayacağım. Çikolata bundan. Sigara almamız gerekiyor. Cam silecek suyu alalım. Motor yağı. 3 tane sandviç alalım. Siparişimizi verelim. Aslında yağımız biraz varmış. Bir 5 tane kadar yağımız varmış. Bir tane de burada var. 6 tane yağ var. Ama yine de tabii ki de dolu olması bizim için her zaman daha iyi. Tuvaletimiz ne durumda? Tuvaletimize de bir fıs sıkalım. İçerisi falan hepsi bir büyük ihtimalle. Tamam, buralarla bizim temizlikçi hanım ilgileniyor zaten. Çok güzel, bunu da buraya bıraktık. Elektriklerle ilgilen oğlum. Mazot durumumuz nedir? Fullersek 900 dolara fulleniyor. Hiç affetmiyor vallahi. Şurayı genişletirsek 1000 liraya genişliyor. Bence gerek yok. Şurada zaten yıkamamız var. Tamam, bütün pompalar bak, bu pompa dolu, bu pompa dolu, şu pompa boş. Dolu dolu, bunlar boş. Bunlar da bir yandan geliyor zaten. Şeye basarsak daha çok araba gelmesine, hani bir yükseltme var ya, bu değil, istasyon yükseltmelerinde. Daha çok araç, 800 lira. Basalım abi buna. Daha çok araba gelsin. Daha çok araba, daha çok insan demek. Para durumumuz nedir? Ver şunu, biraz para ihtiyacım var benim. Tamam, şu anda içeceklerimizin hepsi dolu. İçeceklerimizden uğraşmamızın bir anlamı yok şu anda. Diğer yemeyeceklerimizi doldurmamız gerekiyor abi. Onlar da siparişten geldikçe dolduracağım ben artık. Tamam, şu an pompalar ne durumda? Dolu dolu dolu, boş. Yok, bu da dolu. Dolu dolu. Hepsi tam tıkır, kuru bakır çalışıyor abi. Mükemmel ilerliyoruz. Mükemmel ötesi. Para bası yok şu anda var ya. Akıllara zarar bir para bası yok. Güzel. Mazotumuz ama mazot tutuyor şu anda. Bitmek üzere. Yani 1000 dolara mazot almak da ne bileyim. Bir yandan da artıyor zaten. Şu kadar bir sipariş verelim. 0 liramız mı kaldı? Yok, 0 liramız da kalmamış. Bugünü çıkardırız her türlü. Çalışanlarımızın maaşını ödesek yeter zaten. Bir de kredimizi ödesek her türlü yetiyor bizim için. Artık bir fiyatlarda biraz 48'lere yürümemiz gerekiyor. Bu şekilde, çünkü şunu da 45 yapıyoruz artık. Tamiri de 45'e çekiyoruz. Yapacak bir şey yok usta. 5 yıldızlı bir yakıt istasyonu burası. Öyle olmuyor. Şu mazlumumuzu bir fulluyoruz. Bakalım. Bu ağır yine yükseliyor mu? Daha mı yükseliyorsun sen la? Daha bayağı bir yükseltme var önümüzde demek ki. Öyle gözüküyor. Ver bakalım.
Mısır gevreğimizi de. Bugünü de bitirdikten sonra videomuzun sonuna geliriz. Daha günümüzü bitirmemize var bayağı. Hoş geldin canım. Tamam güzel. Sen bekliyorsun. Hemen ben yardımcı olayım sana. Tamam. Bekleyen başka kimseler var mı? Onlara da yardımcı olalım. Bu doluyor. Mazotumuz zaten tamam. Herkes şu anda jilet gibi çalışıyor abi. Hiçbir sıkıntımız yok. Siparişlerimiz biraz hızlı gelse, hepsi ya da bir anda gelse daha iyi olacak bizim için. 700 lira şu anda burada bir para birikmiş. Çok güzel, onu alalım. Şu andan itibaren yavaş bir şekilde ilerleyip, daha doğrusu yani mesela bu siparişler konusunda yavaş bir şekilde ilerleyip krediyi oynamamız lazım. Ya da krediyi hiç umursamayıp daha da gelişmemiz lazım. Kredimizi zaten şöyle görmüş olduğunuz üzere bu değil tabii ki de şu. Günlük 400 lira ödüyor. Günlük 400 lira cebimizde olsa her türlü bu işi devam ettiriyor. Bunu bir yorumlar bölümünde bana yazın bakalım. Kredimizi ödeyelim mi yoksa yavaş yavaş günlük olarak mı ödeyelim? Ona göre devam edeceğiz hacılar. Şu an patron gibi geziyorum abi. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Tam bir patron edasıyla dolanıyorum. Her yerden para akıyor. Her yerden. Ben şu raflarımızı bir dolduralım. Raflar çok hızlı bir şekilde bitiyor. Raflar acayip hızlı bitiyor. Yani raflara yetişemiyorum. Bir de rafların yani yorumlardan da bakayım, mükemmel bir yer diyorsunuz ama biraz da yani zam yapmamız lazım. Yiyeceğe mesela 46'lara çekmemiz lazım bunları artık. Yapacak bir şey yok çünkü yani kazanamıyor. Ne yapayım anasını satayım. Zaten biz 5 yıldıza geldik aslında arkadaşlar, biliyorsunuz mu? YouTube'da fiyatları komple çıkartabiliriz. Sonuna kadar. Ben size söyleyeyim. Bak mesela deneme yapalım. Tamam. Fiyatların hepsini full'e çekeyim. Bak manyak bir para kazanacak. Fiyatların hepsini sona çektim. Yorumlar istediği kadar kötü gelsin. İstediği kadar kötü gelsin bu yorumlar. Çünkü biz zaten sağ üst köşeden görmüş olduğunuz üzere 5 yıldızı tamamlamış bir akaryakıt istasyonu yok. Bunların yaptığı kötü yorumlar hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yaratmaz bize. Artık biz ulaşabileceğimiz en yüksek mertebeye ulaştık. Yıldız babında. Ama tabii ki de geliştirmeye, istasyonumuzu geliştirmeye daha da fazla özen göstermemiz lazım. Burada komple elektrik istasyonuyla doldurmamız lazım. Tuvaletimizi gerek olsun, şuramızı, adı neyse buranın artık, yazıhane, market neyse, burayı yükseltmemiz lazım. Daha da ilerlememiz lazım. Daha yani yolun başında sayılırız. Beğendim oyunu, ne yalan söyleyeyim. Yani akıyor. Gidebildiği yere kadar gitsin. Sigaraları atalım. Ne birikti? Şuna bak, 600 lira birikmiş acaba. Şimdiden 2 milyar 300 lira para var cebimizde. Bak yorumları boş ver. Bak market fiyatları çok fahiş. 4 yıldız vermiş adam, ne olursa olsun. Şuna bak, pompaların hepsi dolu. Manyak bir şekilde pompaların hepsi dolu abi. İyi dersen et. Bu bekliyor, bunu hemen işini görek bunun. Beklemesin boşa. Bekleyen kimse var mı başka la? Kobel yetişemiyor tek başına demek ki. Sen ne diyorsun, bu doluyor. Tamam, bunu da hemen ben çekiyorum, sen devam et. Bunu da çek, Kobel'e yardımcı ol hacı abi. Tamam, oraya bakmana gerek yok. Ben hallettim de şu yeni gelen elemanı şey yapabilirsin, doldurabilirsin. Bak hızlı. Bakalım yorumlarımıza. Buraya adam art, bak 5 yıldız vermiyorlar. Orası ayrı mesele. Bak 5'lerdeydik, 4'lere düşmüşük. Hiç önemi yok. Biz paramıza bakarız abi. Hiç önemi yok gerçekten. Hello. Merhaba canım, hoş geldin. Raflarımız dolu mu? Yeterli seviyede sayılır. Çok da değil yani. Ahım şahım bir doluluğu yok. Bak yine 600 lira toplanmış. Mazot durumumuz nedir? Mazot durumumuz da iyidir. Yorumlarımız nedir? Çok az ürün var. Adam 5 yıldız vermiş abi, ne dersen et. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Devam. Hello. Ne diyor? Geceleri pek müşteri gelmez diyor. Tamam, onu biliyoruz zaten. Tamam, burada da videomuzun sonuna gelelim. Bana söylemek istediklerinizi oyunla alakalı yorumlar bölümünde belirtmenizi gerçekten istiyorum arkadaşlar. Nelere dikkat etmem lazım, neler yapmam lazım? Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Bol bol videomuzu paylaşalım ki daha fazla ailemize yeni üyeler katabilelim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.